İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sen de öleceksin. İmam-ı Gazali'nin halka nasihatinde şöyle buyurmaktadır. Ölüm kabir hakkında. Ölüm büyük bir iş ve korkunç bir tehlikedir. Lakin bunu insanlar iyi bilmemektedir. Hatırlasalar bile ölümü ara sıra, fazla tesir etmiyor gafletten insanlara. Öyle dalmışlardır ki dünya meşgalesine, başka şey gelmez olmuş maalesef kalplerine. Hatta onlar Allah'ı ansalar da bir müddet, lakin hiç alamazlar bundan bir tat ve lezzet. Bundan kurtulmak için çekilip bir kenara, şöyle söylemelidir nefsine ara ara. Ey nefsim, ömür geçti, yakında öleceksin. Lakin görüyorum ki, sen hala gaflettesin. Sana hiç bilmediğin karanlık bir dehlize gir deseler girmezsin tehlike vardır diye. Halbuki bir gün ölüp sen de kabre girersin. Bu aşağı değildir ondan iyi bilesin. Eğer uzak görürsen şimdi henüz eceli, düşün ani olarak ölüp de gidenleri. Beraber oturduğun, yiyip içip güldüğün, nice tanıdıkların neredeler hani bugün? Düşün o senden önce ölen yoldaşlarını, nasıl kara toprağa koydular başlarını. Onlar da senin gibi yaşardı bu dünyada. Nasıl ölüp gittiler ummadıkları anda. İşte nasıl yuttuysa onları kara toprak, çok yakında seni de yutacaktır muhakkak. Mezardaki halini hiç düşünmüyor musun? Nasıl birbirlerinden ayrılacak her uzvun? Sonra mezarındaki o kurtlar, o böcekler, gözlerini, dilini kemirip yiyecekler. Sen o vaziyetteyken gelirler varislerin. Hemen taksim edilir bıraktığın servetin. Hatta hanımın dahi başkasıyla evlenir. Bunları göreceksin yakında sen de bir bir. Senden evvel ölenler pişmansa nasıl şu an, sen de gaflet edersen olursun öyle pişman. Halbuki sen onlardan kaldın da az geriye, hala bir ders ve ibret almazsın. Acep niye? Her gün görüyorsun da geçen cenazeleri, niçin düşünmüyorsun hiç ölüm ve eceli? Zannetme ki onları seyredersin böyle hep. Bir gün götürmezler mi seni de böyle acep? Ey nefsim, uyan artık, ömrün sona geldi bak. Az daha yaşasan da
öleceksin muhakkak. Bir şey muhakkak ise onu oldu bilmeli. O halde uzak değil, yakında bil eceli. Düşün ki ona göre yapasın bir hazırlık. Sonsuz bir yolculuğa çıkıyorsun sen artık. Pişman olmamak için yarın mizan önünde bütün hazırlığını yap ve bitir bugün de. Zira o gün mahşerde hesap var her bir işten. Hesap kötü giderse kurtulunmaz ateşten. Öyleyse çok oku da öğren ilmi halini ve hemen buna göre düzelt bütün halini. İlim, amel ve ihlas lazımdır önce sana. Yoksa kavuşamazsın ahirette ihsana. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorunu söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Hem İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, zahitlerin, yani züh sahibi olan, dünyadan el etek çekmiş olanların gözleri, ariflerin, yani Allah-u Teala'yı tanıyanların ise kalpleri ağlar buyuruyor. İkisinin arasındaki farka var. Birisini insanlar görüyor ağladığını. Tabii öbürsünü görmüyor. Öbürsünü görmüyor. Onların kalpleri ağlar buyuruyor. Cenab-ı Hak zahitlerin gözleri, ariflerin kalpleri ağlar buyuruyor. Yani zahitle arif arasındaki farkı da o açığa bir şekilde çıkartır. Açığa çıkar diye yani. Sen arif olduğunu nereden evet. anlayacaksın ki? Bu insanlar bak ne mübarek adam diyebiliyor. Züht sahibi. Ama öbürüsünün arif olduğunu nereden anlayacaksın ki? Kalben ağlıyor, gözünde yaş yok. Ha. Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler, buyurunuz. Buyurunuz. İyi günler hocam. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam benim ilk sorum, benim babam çok cimri bir insan. Maddi manevi her şeyim cimri bir insan. Sevgisini de göstermez. Yani maddi olarak da manevi olarak da hiçbir şey yapmak istemez karşı taraf için. Yani hiçbir zaman çocuğu olduğumu hissettirmedi bana. Ayrıyeten çok ayrım yapar erkek kız arasında. Ben saygımda bir kusurum yok. Ama ne yalan söyleyeyim, hani sevgi olayında bir baba gibi sevemiyorum ben. Yani bunun için ne yapmam gerekiyor veya günah işliyor muyum hani bu konuda? Çünkü gerçekten çok rahatsızım bu konuyla alakalı. İkinci olarak da şu sorum var. Ben şimdi mesela böyle şeyler yaşıyoruz bazen. Arkadaş ortamında olabilir, aile ortamında olabilir. Bazen bunları bir arkadaşınla veya bir dostunla paylaşıyorsun. Hani yaşadığın bir olayı. Çünkü içinde tutamıyoruz. İnsan yeri geliyor, çok doluyor. Hani bu gıybet midir? Yani dedikodu mudur? Mesela şu anda ben size bunu anlattım ama hani babamın gıybetini mi yaptım? Bunun cevabını istiyorum. Bir de abine biz geçenlerde konuştuk zekat konusu hakkında. Hani abinin düşüncesi, fikri bu. Önceden hani çok önceki yıllarda vergi diye bir şey yokmuş. O yüzden zekat verilirmiş. Ama şimdi aldığımız veya yaptığımız her şeyde vergi olayı varmış. O yüzden zekata gerek yokmuş. Bu bana biraz ters bir mantık geldi ama acaba doğru mu bu düşünce değil mi onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Ellerinizden günler. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler Mustafa Bey. İyi günler efendim. Buyurunuz. İyi günler hocam. Nasılsınız? İyi günler. Teşekkür ederiz. Allah'a tuhane razı olsun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim hocam sayenizde. Estağfurullah. Hocam bu Velas suresinden önce mi İnna Ateyna'yı okuyacağız, daha sonra mı? Her ikisi de üçer ayet. Vel Asr'ı önce, İnna Ateyna'yı sonra. Evet. Bu ikinci sorum, Elif Lam Mim'i dört rekatlı namazda ikiye böyle, nerede ikiye böyle biliriz? Ondan sonra
Bir de tesbih namazı nasıl kılınır? Onun hakkında bilgi alacaktım. Peki efendim. Başka sorum yok. Çok teşekkür Peki ederim. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Aleykümselam. Hocam ilk önce çocuğum konuşamıyor da 4 yaşına geldi. Ufak tefek anne baba onları da tam olarak söyleyemiyor. Bunlar için hocalara gidip okutturuyoruz. Bunlar doğru bir şey mi yapıyoruz acaba? İçimizde bir şüphe kalıyor. Yani çocuk. Hocalar okuyor. Bazı kağıtlar yazıyorlar. Suyun içine atın falan bunu içirin. Böyle şeyler doğru mu hocam? Bir de şöyle bir soru daha sormak istiyorum. İslami koşullarda yönetilmediğimiz için affedersiniz çamura saplanmış manda gibiyiz hocam. Felaha kavuşamıyoruz. Avrupa'nın peşine düşmüşüz. Bütün yasalarını benimsemişiz. Yani bunlar taharet bile almasını bilmiyorlar. Böyle toplumların peşinden gitmek doğru mu? Allah-u Teala böyle toplumları felaha kavuşturur mu? Biz Allah-u Teala'ya yardım edersek o bizim felaha çıkmamıza yetmez mi? Hem devlet olarak hem de birey olarak bir şeyler yapamıyoruz. Var olmak bu kadar önemli mi hocam? Yani şunu da sormak istiyorum. Neslimiz kafir olmaktansa hiç olmaması daha iyi değil mi? Bunu da sormak istiyorum. Bir de şunu sorayım hocam. Namazdan sonra bazı camilere gidiyoruz. Ayet-ül Kürsi okuyorlar tesbih şeyinde. Ondan sonra mealini okuyor müezzin. Ondan sonra en son Amene Resulü okurken mesela Amene Resulü bime unzi ileyhimin Rabbi dediği zaman müezzin de bunun mealini tekrarlıyor. Hocam biz böyle bir şey görmedik. Bunlar doğru şeyler mi? Ben böyle gördüğüm camilere gitmiyorum. Camide pek beğenmiyorum. Hani gidip böyle hoparlör falan görüyorum. Bazı camilerde 27 tane 30 tane hoparlör gördüğüm yer var. Yani hocalar israftan bahsediyorlar. Bunlar israf değil mi? Arkadaşlarım bana biraz çıkışıyorlar bu konularda. Cami falan beğenmiyorsun diye. Hani bende mi bir sıkıntı var? Bir de bunu öğrenmek istiyorum hocam. Efendim. Teşekkür Peki, ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Hocam şimdi Ramazan Şerif. Evet İnşallah efendim. Geldi sayılır. İnşallah. Önümüzdeki pazartesi günü. Orucum biri. Ama şimdi sen daha önce diyordun ya hep böyle Ramazan-ı Şerif getiriyorsun falan diye. Bak müjde vereyim. Bayrama 32 gün kaldı. O da güzel. Gerçi bize her gün bayram da. Bak nasıl gülmeye başladın. İsmail Bey bile neşelendi. Herkes uzun zannediyor. Bir şey kalmadı yani. 32 gün kaldı. Bir şey kalmadı yani. Bana her gün bayram. Öyle deyip. Deli her gün bayram. Şimdi tabii yaz ayına denk geldiği için de evet. Avrupa'daki dinleyicilerimiz özellikle Avrupa'nın kuzeyinde hep aynı şeyleri soruyorlar. Neticede. Tabii her sene soruluyor. Her sene soruluyor. Şimdi birisi diyor ki Almanya'da saat 22 sıralarında akşam oluyormuş. Güneşin Hı-hı. battığını görüyorlar. Yakın bir yerdeki vakte göre imsak oruç tutulabilir denmiş. Hı hı. Bunu duymuşlar. Dolayısıyla mesela 8.30'da iftarı olan bir yere uyabilirler mi? Birincisi bu sorularının. İkincisi de daha güneş batmıyor ama. Yani 8.30'da saate göre uydukları için 22'de saat 10 sıralarında güneş batıyor, akşam oluyor. Namazı da orada mı kılacaklar? Hı. Yani iftarı 8.30'da açıp da saat 10'da akşam namazı mı kılacaklar? Efendim tabii bunları doğru bir şekilde hani yerli yerine yerleştirmek kolay değil. Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi uzun uzun anlatmışlar bunu. Bu yeni bir şey de değil. Yani tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı ellerinde yoksa bugün internet var. İnternetten hakikatkitabevi.com adresine girsinler. Hakikatkitabevi.com adresine girsinler. Orada tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını açıp namaz vakitleri, kutuplarda oruç bahsini, kutuplarda oruç. Saadet-i Ebediye'de Ç ile yazması orucu, oruç diye yazıyor, C ile yazar. C. Çünkü şeydeki hatta P ile yazmaz kutupları, kutuplar diye yazar. B ile. B ile yazar. Dolayısıyla kendi imlasıyla yazınca çıkar. Kendi imlasıyla yazılmayınca bilgisayar bu. Onu resim diye kabul ediyor. Böyle bir şey yok diyor. Vakitte de iyi yok, vakt. Vakit diye yazar. Vakit. Böyle yazınca karşına çıkar. Oradan çok güzel izah etmişler. Çünkü İslam alimi olmak için akli ilimlerin
hele İslam alimi olabilmek için astronomi hakkında bilgisi olması lazım. Ona hakim olması lazım. Anatomiyi tanıması lazım. Fizik, matematik, fizik, kimya da aynı şekilde hakim olması, bilmesi lazım. Bunlar yoksa Türkiye'de mesela ilahiyat mezunlar bilmez mi? Ne anatomi bilir, ne astronomi bilir, ne matematik, ne fizik, ne kimya. Fiziki değişikliğiyle kimyayı değişikliği birbirine karıştırır. Hani dinleyicilerimiz diyor ki peki sen böyle rahat söylüyorsun, niye söylüyorsun? Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında bu zat aynı zamanda kimyada çok yüksek bir zat. Kimyada çok yüksek bir zat. Kimyasal değişiklikleri, fiziki değişiklikleri, mesela alkol konusundaki aynı şekilde o değişimlerin nelerin ne olduğunu kitabına yazmışlar. Yani insan otursa onları şey yapmış olsa lazım olan bilgilerin hepsini elde edebilir. Lazım olanların hepsini de koymuş. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. İşte o vakit konusunda da orada bu zat buyuruyor ki Hanefi mezhebindeki hükmü koyuyor. Hanefi mezhebindeki hükmü koyuyor. Hanefi mezhebinde vakit sebeptir, şarttır. Sebep ve şart yoksa şey olmaz. Namaz olmaz. Namaz olmaz. Mesela yatsının giriş vakti nasıl olduğu uzun uzun anlatılıyor. Akşamın kendisine mahsus olan o şafak. Şu anda kuzey yarım kürede o şafak duruyor, böyle öyle duruyor. Zifiri karanlık girmesi lazım yatsı için. O olmuyor. Ve imsak içinde. Şimdi yatsı girecek, imsak olacak. Yani. O karanlık olacak, o karanlık çekilip arkasına şafak dediğimiz sabahın şafağı sögün edecek. Yok. Hatta buraya gelmeden önce de bir yazılı bir sual vardı falan. Şimdi burada akşam vakti nereye kadar? Şeyde, kuzey yarımkürede. Güneş batıyor, o alacakaranlık başlıyor. O alacakaranlık öyle duruyor, 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 güneş doğuyor. O vakte kadar akşamın vakti. Yatsı yok, sabah, sabah da yok. İmsak, imsak da yok. Tabii o karanlık deyince imsak da yok. Dolayısıyla orada Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi teala aleyh, buyuruyorlar ki gündüzleri böyle aynı şekilde 22 saatten uzun olan yerlerde saatle başlar, saatle bitirir buyuruluyor. Orucu. Orucu. Evet. Çünkü orucun başlama vakti imsaktır buyuruluyor. Türkiye'de imsakla oynadılar ya, çok kimsenin de kafası karışıyor. Biz her sene anlatıyoruz. Çünkü ahirette Allah-u Teala bizi de hesap soracak. Ha öbürlerine de soracak. Efendim biz korkmayız. Korkmasın, korkma, beni ilgilendirmez arkadaş. Ama ölmeyecek misin? Azrail Sinem geldiği zaman hani böyle elin ayağın birbirine karışacak ama iş işten geçecek. Şimdi dünyadayken rahat rahat söyleyebilirsin. Rahat rahat söyleyebilirsin. Bunları anlatabilirsin falan da. Ama o zaman hepsi ayağın beğen meydana çıkacak. Biz korkuyoruz. Allah-u Teala bize böyle bir imkan vermiştir. Bu imkan elimizde olduğu müddetçe bu doğru bilgileri de aktarmaya devam edeceğiz. Ve açık net bir şekilde namazda da oruçta da hep ihtiyatla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Her sene görüyoruz Ramazan-ı Şerif'te paldır paldır 5 dakika önce, 2 dakika önce, 3 dakika önce. Ne olacak benim bu orucum? Paşa gönlün bilir arkadaş. Kendin bilirsin. Nefsine uydun. Yani onlara uyar mı? Kime uyarsan uy, beni hiç ilgilendirmez. İçine siniyorsa. Ha içine siniyorsa. Biz anlatıyoruz. Oruç tuttum dersin. Ha ister kabul et ister kabul etme. Biz açık net bir şekilde elinde arkadaş Türkiye takviminin imsak vakitlerine göre itibar edersin. Yoksa internetin varsa girersin orada kendi vilayetinin namazvakti.com'dan girersin. Tamam. İmsak vakitleri. İmsak orucun başlayış vakti. Kitaplarda buyuruyor ki imsaktan güneş batana kadar olan zaman dilimi içerisinde orucu bozan şeylerden sakınmak. Şimdi orada imsak yok ki. Nerede başlayacak oruca? Nerede başlayacak? Bitiş vakti tamam. Güneş batıyor tamam anladın. Nerede başlayacak? Yok ki imsak. Böyle yerlerde saatle başlar saatle bitirir. Ama bir şehrin imsak ve iftar vakitlerini esas alır. Mesela kendisine yakın olan yerdir. Mesela İstanbul'da kuzey yarımkürede. Bu kuzey yarımküredekilerin birisini. Ha birisi uyanıklık etmiş şimdi. Güney yarımküredeki kış şeklinde. Orayı alsak olmaz mı? Yok dedim Akdeniz geçme. İstanbul'a alsın yani. Mesela. İstanbul'u aldı. Evet. İstanbul'u aldı. Ne yaptı İstanbul'a göre? 3'te imsak. 3'ü 5 geçemine başlıyor. 7 geçem ilk başlayışı. 3 diyelim hani. 3'te yuvarlak hesap. 9'da evet. Da iftar. 3'te başlıyor orucu. 9'da bitiriyor. Bulunduğu yerde aynı şekilde 9'da iftar ederken şey yapmadı. Hala güneş havada. Hala güneş havada. Bu saatle başlıyor, saatle bitiriyor. Çünkü bunun için gün yok orada. Bu oruç için. Bu oruç için. Geçerli. Bu oruç için geçerli. Namaz için. Namaz için de yine orada Saadet-i Ebediye'de buyuruyor ki yatsı girmiyor, sabah da girmiyor.
O zaman kendi güneyinde aşağıya doğru ekvatora yakın ama kendisine yakın. Evet, mesela yine İstanbul. İstanbul'u diyelim ki yatsı vaktini esas alır. Ona göre yatsıyı kılar. Sabah vaktini esas alıp İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadı böyle. Bunu esas alarak aynı şekilde namazını kılar. Namazını kılar. Namazlarını buna göre kılar. Peki kılamadı. Hanefi mezhebinin diğer kavline göre bu günaha girmedi. Çünkü Hanefi mezhebinde buyuruyor ki vakit girmesi, vakit olması lazım ki şey olsun, namaz farz olsun. Vakit girmedi. Bu kavle göre de kılmazsa da kaza etmesi bile lazım gelmez deniyor. Şimdi bu örnek üzerinden gidecek olursak, bu dinleyicimiz saat 22'de diyor bizim saatimize göre şey oluyor, akşam oluyor ya. Hı hı. Bu İstanbul baz aldı. 3'te imsak başladı. Başlattı. Ondan sonra 9'da da iftar etti. 9'da iftarını etti. Akşam namazını da 22'de mi kılacak? 22'de kılacak. Güneş batınca. Çünkü o ayrı, bu ayrı. Evet. Burada oruçta böyle durumlarda saatle başlar, saatte bitirir dedi. Ama namazdaki hüküm farklı. Vakit girecek. Akşam vakti giriyor. Girince namazını kılacak. Akşam vaktini kılmış olacak. Akşam namazını kılmış olacak. Ondan sonra yatsıyla şey girmedi. Sabah girmedi. Onda en yakın yeri yatsı ve sabahına. Hatta şeyi bile alabilir oruca başlamak için. Diyelim ki bir dinleyicim birisi dedi ki, hani de Bosna Hersek'te dedi, yani orada dedi giriyor. Oradaki şehirlerden biz baktık dedi. Giriyorsa onu alabilirler mi? Tabii alabilirler. Onu da alabilirler. İstanbul'da alabilirler. Ona göre namazlarını da kılarlar, oruçlarını da tutarlar efendim. Tamam. İlk dinleyicimiz babam dedi cimri, sevgisini de aynı şekilde göstermiyor. Kız erkek ayrımı da yapıyor falan. Şimdi yani böyle durumda ben sevemiyorum o insanın elinde değil ki. Sadece gereken hürmeti gösteriyorum, günaha giriyorum. Yok, günaha girmiyor. Bir de mesela dedi, evde yaşadıklarımızı arkadaşlarla konuşuyoruz. Gıybet olur mu? Evet olur. Olanı anlatmak gıybet olur. Peki dedi, şimdi ben size sordum. Öğrenmek için sorduğu zaman gıybet olmaz. Bu bir, ikincisi. Bir de anlattığı kimseyi tanımıyorsak yine gıybet olmaz. İşte annem böyle yapıyor, babam ya böyle yapıyor demiyorsa biz evde işte böyle şey göremiyoruz, falan da arkadaşlarına anlatıyor falan. Ama babasını söylemiyor, annesini söylemiyor. Annemi söylemiyor. Yani sadece kendisine yardımcı olabilecek, çözüm üretebilecek kimselere söylemekte, kitaplarda böyle açıkça yazıyor. Bize de aynı şekilde o niyetle soruyor. Çözüm üretebilecek, bunlarla işaret etmek, bunlara söylemek yine gıybet olmaz. Çünkü orada açıkça buyuruyor ki bir suale cevap için hadiseyi anlatması lazım. Babam böyle dedi, annem böyle dedi, abim böyle dedi, ablam böyle yaptı, kardeşim böyle dedi. Bunları açıkça bilmesi lazım. Orada o gıybet olmaz. Şeyde hakimin huzuruna gidildiği zamanda da hükmün açığa çıkması için orada söylenince yok ben gıybet olur ben söylemem denmez. Neyse onu açıkça söylemesi lazım. Gıybet de olmaz efendim. Gelelim dinleyicimizin. Benim dedi kardeşim dedi işte eskiden de vergi falan yokmuş dedi. Dolayısıyla dedi şimdi vergi olduğu için zekatta lüzum yok. Tam düz mantık. Peki önceki devlette asker falan besliyordu. Devlet memurları vardı. Vergi yok ya. Nereden geliyordu bu değirmenin suyu? He. Ya garibimin kafasını kim yıkadıysa. Olur mu öyle şey ya? Kitaplarda aynı şekilde vergi yükünden böyle böyle oldu. Bazı zalim devletler geldi, vergiyi aynı şekilde kat kat arttırdı, şunu yaptırdı, bunu yaptırdı falan. Bunların hepsi açıkça yazılı. Peki efendim önceki dönemlerde mesela İslam devletlerinde devlet hazinesinin bir bölümü şeye aittir. Bu tahıl yani usul dediğimiz zekatların geldiği veya ticaret malları belli merkezlerde orada yapıldığı zaman verildiği zaman devletin o kasasına aktarılır. Devlet bunları alır, zenginlerden alır veya zenginler bunlara vekalet verir. Devlet onların adına bunları fakirlere verir. O sandık ayrıdır. Bölüm ayrıdır. Hesap ayrıdır. Karıştırılmaz o. Herkese de verilmez o. Bu işte Mısır'da yetişen Seyit Kutuplar falan filan kalkıyor. İşte diyor devlet diyor zorla alır diyor zekatını alır bilmem ne sanıyor. Yok öyle bir şey. Yani zengin kendi inisiyatifiyle verebilir. Daha önce İslam devletleri kolaylık olsun diye amil deniyor bunlara. Zekat memurları gönderiyordu. O zekat memurlarını verirse verir, vermezse kendi inisiyatifiyle verir mi verir. Yoksa zorla alamaz. O söz konusu değil. Peki bunun dışında vergiler var. Bunun dışında aynı şekilde vergiler var.
Mesela Müslüman devletlerde yaşayan gayrimüslimlerden cizye denen bir vergi alınıyordu. Açıkça bildiriliyor bu. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Han'la Yahya Efendi arasında, Yahya Efendi yaşça hem büyük, Kanuni Sultan Süleyman Han'la süt kardeşi. Onun için Kanuni Sultan Süleyman Han Yahya Efendi'ye abi de, diye hitap edermiş. Bir seferinde Yahya Efendi diyor ki zulmün diyor ölülere kadar ulaşmış diyor. Senin diyor o koltukta oturman diyor haramdır. Ona zehir zemberek bir şey ya. Ya apar topar gitmiş demiş abi bu ne iş böyle. Demiş gidiyordum demiş bir tane demiş gayrimüslim. Bir Hristiyan atımı yularından tuttu. Sizin dininiz demiş ölülerden de vergi almaya ruhsat mı veriyor, izin mi veriyor? O ne demek demiş ya. Vallahi demişti işte anam babam öldü onlar için de demiş. Cizye vergisi çıktı geldi demiş ya. Cizye vergisi. Yani demiş ki zulmün diyor ölülere kadar süren demiş. Bu ne iş? İşte abi benim haberim yok. Niye oturuyorsun o zaman orada diyor. Onu, zor bir şey ya hükümdarlık. Hakikaten hesabı ondan sorulacak. Yani çok sevdiği için, merhamet ettiği için açık yürekli onlar. Mevki makam peşinde değiller ki. Öyle bir şeyler de yok. Hani şöhrete kavuşmuyor. Ona da ihtiyaçları yok zaten. Allah-u Teala onları meşhur etmez zaten. Ondan sonra hemen tetkik ettiriyor. Ölenleri tekrar şey düşülüyor. Aldıklarını iade ettiriyorlar, şey yapıyorlar. Ondan sonra da yazıyor. Abi diyor oturabilir miyim şimdi diyor koluma. Şimdi oturabilirsin. Öyleydi yani o. Yani vergi var mıydı? Tabii vergi vardı. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ramazan ayının özelliği. Adem aleyhisselamdan beri oruç tutulurdu. Daha önceki ümmetler de oruç tutardı. Mesela Davud aleyhisselam bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Bir sene böyle devam ederdi. Bunun en faziletli oruç olduğunu Peygamber Efendimiz haber vermiştir. Oruç tutmak bize, yani ümmeti Muhammed'e, hicretten, yani Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden 18 ay sonra, Şaban ayının 10. günü, Bedir gazasından bir ay önce farz oldu. Ramazan yanmak demektir. Çünkü bu ayda, oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar yok olur. İslam'ın 5 şartından 4.'sü, mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Resul aleyhisselam, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır buyurdu. Peygamber Efendimiz Şaban ayının son günü bir hutbesinde şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece, ki bu Kadir gecesidir, 1000 aydan daha faydalıdır. Allahü Teala bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Resulullah Efendimizin bu hutbesini dinleyen eshab-ı kiram dediler ki, ''Ya Resulallah, her birimiz bir oruçluya iftar edecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz. Bu büyük sevaptan mahrum mu kalacağız?'' Resul aleyhisselam eshabına şöyle cevap verdi. ''Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda emri altında olanların, yani işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifletenleri, Allahü Teala affedip
cehennem ateşinden kurtarır. Peygamber Efendimiz devamla şöyle buyurdu. Bu ayda 4 şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allahü Teala çok sever. Bunlar kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allahü Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır. Sahih-i Buhari'deki bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki orucun Allah'ın emri olduğuna inanmak ve sevap beklemek lazımdır. Günün uzun olmasından ve oruç tutmanın güç olmasından şikayet etmemek şarttır. Günün uzun olmasını oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmayı fırsat ve ganimet bilmelidir. Cabir bin Abdullah Hazretlerinin haber verdikleri bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allahü Teala benim ümmetimi Ramazan-ı Şerif'te 5 şey ihsan eder ki bunları hiçbir peygambere vermemiştir. 1. Ramazan'ın birinci gecesi Allahü Teala müminlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuruna hiç azap etmez. 2. İftar zamanında oruçlunun ağız kokusu Allahü Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. 3. Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua eder. 4. Allahü Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. 5. Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutan müminlerin hepsini affeder. Yani Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirenleri affeder. İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Müştak olup özlediğim şehri Ramazan merhaba. Bakıp yolun gözlediğim şehri Ramazan merhaba. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadli vel İhsan, nercül affe vel gufran. Safa geldin izzet ile, dahi azim nimet ile, müminlere rahmet ile, şehri Ramazan merhaba. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadli vel İhsan, nercül affe vel gufran. Müminlerin bayramıdır, 11 ayın sultanıdır. Hakkın bize fermanıdır, şehri Ramazan merhaba. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadli vel İhsan, nercül affan.
affe vel gufran. 11 aylık yoldan gelir, bir ay bize mihman olur. Müznibilere gülfan olur, şehri Ramazan merhaba. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadli vel İhsan, nercül affe vel gufran. Derviş Yunus sever özden, kanlı yaşı döker gözden. Hoşnut olsun cümlemizden, şehri Ramazan merhaba. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadli vel İhsan, nercül affe vel gufran. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Zelfadli vel İhsan, nercül affe vel gufran. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Başka sorular da var ama az önceki konu tam bitmemişti hocam. Şimdi kardeşim dedi ki işte bugün vergi veriyoruz, o onun yerine geçer. Bunu söyleyenler mezhepsizler. Bu İhvan-ı Müslümin falan işte Seyit Kutup falan filan, hani devlete verilen vergi diyor şeydir. Zekat yerine geçer ve daha önceki o mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri zamanında, Hazreti Osman radıyallahu anh Hazretleri zamanında uygulanan ve devletin o ayrı bir kasası var. Onu da misal gösteriyorlar falan. Halbuki şimdiki devlette öyle bir kasa falan yok. Şimdiki de yok. Osmanlı'da vardı. Beytülmal aile bir aynı şekilde kasa. Tamam, o şey yapılıyor falan. Ama devlet vergi alıyor. Müslüman devlet de alıyor. Herkesin durumu. Yani vergilerin geldiği kasayla zekatın geldiği kasa farklı. Ayrı. Onlar ayrı harcanır. Onlar ayrı harcanır. Dolayısıyla şimdiki devlete verilen vergi, yani diğer daha önceki devletlerde de alınan vergilerin aynısı. Bunlar zekat yerine geçmez. Osmanlı olsun, Selçuklu olsun, Emeviler olsun, Hulefayi Raşid'in dönemindeki aynı şekilde devletler olsun, hepsi almışlar bunları. İnsanlardan vergi alınıyor. Zekat ayrıdır. O hep ayrı tutulmuştur. Dolayısıyla bunlar zekat yerine geçmez. Bu Seyit Kutuplar falan zekat yerine geçer diyor. Bunlar mezhepsidir. Mezheplere tabi değil. Hatta Mason Abdua'da üstadım diyor bu Seyit Kutup. Dolayısıyla efendim bunlara itibar edilmez. Fıkıh kitaplarında açık net bir şekilde yazılmıştır. Elimizde nisap miktarı, ticaret malı varsa, altınımız, gümüşümüz varsa, toprak mahsulü toprağımız varsa veya hayvanımız varsa, onlar miktarlar var. O miktarlara ulaşılmışsa zaten ne kadar verileceği de aynı şekilde bildirilmiştir. Ona göre aynı şekilde hesap edilmeli. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında buyuruyor ki 4 türlü zekat malı vardır. 4 mezhepte de böyledir bu. Birincisi işte altın ve gümüş, bütün paralar bunun içerisine girer. Burada da 20 miskaldir. 20 miskal de bugünkü bizim bildiğimiz terim ile 96 gramdır. 96 gram da 10-11 bin lira falan tutuyor şu anda altın yüksek olduğu için. İkincisi ticaret malıdır. Simit de satsak, limon da satsak, bu 96 gram altın karşılığına ulaşmışsa ticaretini yaptığımız şey artık o zekata tabidir. Sene sonu başladığımız zaman, geldiği zaman, sene sonu gelince tutarız, onun 1/40'ını zekat olarak veririz. Toprak mahsulü zekatı İmam-ı Azam Ümbani Hazretleri'nin iştihadına göre az olsun çok olsun bir avuç bile olmuş olsa, bu meyve cinsi olsun, tahıl cinsi olsun, sebze cinsi olsun, bunlar toplandığı zaman 1/10 ayrılıp verilecek. Bir de hayvan zekatı var. Koyun keçininki ayrı, sığırınki ayrı, deveninki ayrı, nisapları ayrı ayrı bildirilmiş. Bunlarda hiçbir değişme olmaz.
Kıyamete kadar böyle midir bu hüküm? Evet, kıyamete kadar böyledir. Gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Efendim dedi, Asr suresi vel asr inne ataydan önce mi sona mı? Vel asr öncedir. Dolayısıyla biz bu ikisini kısa sureleri okuyacaksak önce vel asri sonra inna atayni okuyacağız. Peki Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk sayfası elif lam mim diye başlayan orayı biz ikiye bölebilir miyiz? Bölebiliriz tabii. Atsa şeyi Kur'an-ı Kerim sayfasını tek bir ayet bile aynı şekilde okusan on sonra ikinci ayetini üç ayet midir ne kadar zaten o her birini birer rekatta okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Tesbih namazını sordu dinleyicimiz. Nafile bir namazdır. Bu konuda nasıl kılındığı detaylı bilgi olarak İslam Ahlak kitabında var. Peki dinleyicilerimiz yani derse ki efendim tavsiye eder misiniz? Faziletli midir? Fazileti çok. Kazaya kalan namaz borcu olanlar için tavsiye etmeyiz. Niye? Çünkü ahirette bize niçin tesbih namazı kılmadın denmeyecek. Ama öğle namazını, sabah namazını, ikindi namazını, akşamı, yatsıyı vaktinde kılmadıysak niye vaktinde kılmadın? Vaktinde kılmadıysan bunu niçin kaza etmedin diye sorulacak. Ama tesbih namaz sorulmayacak. Efendim ben bitirdim. Kaza borcum yok. Tamam kaza borcun yoksa bütün nafileleri kılabilirsin canım. Onda aynı şekilde nafilelerde de gizlilik esastır. Kendin kılacaksın. Cemaatle kılınmaz. Kendin kılarsın. Yani tesbih namazı cemaatle kılınmıyor mu? Hayır. Bir tek teravih namazı. Kadir gecesi olunca camilerde hadi tesbih namazı kılalım. bir kere bir konferans için Armutlu'ya gitmiştim. Orada böyle bir kandil gecesiydi. Biz camide vaaz da ettik. Mevlüt de mi vardı? Neyse sonra dua ettik kalkacağız baktım. Hemen bir tanesi kalktı tesbih namazı. Dedim ne yapıyorsun sen dedim ya. Emekli müezzinmiş. Ama cemaat istiyor. Orada şimdi aynı şekilde... din görevlileri toprağın altına gireceksiniz ya bunun hesabını verin. Cemaat istedi diye çifte telli mi oynayacaksın sen? Ha? Bir arkadaşım birisi anladı bir camiye gittim de dedi hani bir dinleyicimiz de müşteki ya bir yer ayırmışlar da orada. İşte efendim cuma namazına böyle kadınlar geliyordu onlar talep etti istedi diye ayırdık onlar oraya. Birisi aynı şekilde yandı diyecek ben kahvaltı yapacağım bir de bana yer ayır değil mi? Çocuk oyuncağına çeviriyorsun. Anlattım bunu mekruh olduğunu. Anlattım mekruh olduğunu. Hala yüzüme bakıyor. Cemaatten de aynı şekilde. Biz kılmak istiyoruz onu. Dedim kılarsan kıl dedim. İstediğin kadar kıl. Sanki sen kılınca uçacaksın da yapacaksın da falan filan. Bir alakası yok yani. Hiçbir şey de olmaz. Hem cemaatte kılmak mekruh. Şimdi ne diye kıldı? Çok sevap diye. Halbuki günaha girdi. Bir tek teravih namazı Ramazan-ı Şerif'te cemaatte kılınır. Nafile namazlardan. Bir de güneş tutulması namazı Hanefi mezhebinde cemaatle kılınır. Onun dışında hiçbir namaz. Teheccüd namazı da cemaatle kılınmaz. Nafile namazdır bunlar. Kendi kılacak. Ve okunacak şeyler de İslam Ahlak kitabında var. Oradan da aynı şekilde görebilirler. Efendim diğer dinleyicimiz çocuk dedi 4 yaşında dedi. İşte konuşamıyor. dedi bunu. Önce güzel bir aynı şekilde iyi tecrübeli bir doktora götürmeli. Yani çocukta gerçekten bir biyolojik olarak bir arıza var mıdır değil midir ona bakmalı. Psikiyatriste görmeli. Bir şey olmuştur, tesir etmiş olabilir. Erkek çocuksa endişe etmemeli. Kız çocukları çabucak konuşur da. Bizim öyle bir arkadaş var. 7 yaşına kadar hiç konuşmamış. Şimdi de susturamıyorlar. Onun için endişe etmesin. Acele etmesin. Efendim hocaya mocaya götürmek falan. Kendileri okusun. Tamam ilmi asaleti bir de bir dinle. Olabilecek bir şey yani. Onu kafaya takmasınlar. Gereği yok. Evet, biraz geç de olsa olur ama yani. Konuşur. Yani endişe etmesinler. Hani birisi okusa falan. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında yazdığı uygun şeyler okumanın bir zararı yok. Onun bir zararı olmaz. Efendim gelelim dinleyicimiz ikinci olarak. Yani iyi dertliymiş yani. Bir tabir kullandı benim de hoşuma gitti. Çamura düşmüş manda gibi dedi. Debelenip duruyoruz. Debelenip duruyoruz. Ama doğru tespit etmiş. Bir türlü kendimize gelemiyoruz. Kendimize gelebilmesi için ecdadımızın yoluna. Ecdadımızın yolu Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadıdır. Biz mesela senelerdir ısrarla radyoda Hakikat Kitabevi'nin yayınları dememizin sebebi de bu. Bu dinleyicimizin tabiriyle çamura düşmüş mandanın çamurdan çıkabilmesi için bir yol lazım. Bu yol Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği yoldur. Onu öğrenip yüzümüze ahirete döndüğümüz an çamurda kalmaz. Çamurdan da çıkar, silkinir, kalkarız. Allah-u Teala daha önceki ihsan ettiği şeyler de verir. Biz şimdi kafirlerin peşinde,
Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam öyle bir zaman gelecek ki benim ümmetim işte Yahudilerin, Hristiyanların peşine, yani gayrimüslimin peşine takılacak. Niçin ya Resulallah, zayıf oldu? Yok demiş, yani az oldu tabii diyor, sayılar çok olacak. Ama niye? Doğru yoldan ayrıldıkları için. Allah Teala doğrudan ayrıldı. Niye yardım etsin ki sana? Allah Teala'nın kitabını değiştiriyorsun, Allah Teala'nın dinini değiştiriyorsun, orucu değiştiriyorsun, namazı değiştiriyorsun, ondan sonra haramlara helal diyorsun. Tutunacak dalın kalmıyor. Ondan sonra onlara tutunuyorsun. Onlara tutunuyorsun. Evet. Onlara diyorsun. Allah Teala sana en güzel bir şekilde dal uzatmış, o dalı terk ediyorsun, gidiyorsun Allah Teala'yı inkar edenlere. Allah Teala da senin işini onlara bırakıyor. Çünkü bir hadis-i şerif var. Bir kimse Allah Teala razı olduğu, beğendiği bir işte insanların rızasını değil, Allah Teala'nın rızasını gözetirse Allah Teala kullarından gelecek zararlardan onu korur. Yok, kulların rızasını gözetirse onlara bırakır. Hal böyle olur. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okursak mesela o çamurdan rahatla çıkarız. Bir de hani camide dedi, ya bu da yeni duydum hani, ayet öyküsü okuyor, arkasından birisi mealini, Amel Resul okuyor, birisi mealini. Yani ipin ucunu kaçırınca, ipin ucunu nerede kaçırınca duracağı, nerede duracağı belli değil. Böylelerine gitmiyorum dedi. Biz de gitmiyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.